Aleyküm selam, rahmetullahi barakatuhu. Rahmet. Ona şu bir savol tuğulup oldu, bir birader hükümden şu bir de meselede. Bana bir hadis etti ki, Müslüm'den Abu Hurayra r.a. odan rivayet kılınken, Peygamberimiz ettiler ki, İslam garip bulup başlandı ve garip bulup kaydedi. Gariplerge cennet bulsun digerler, diye bir hadis akıdı. Etkendi. Şimdi ben bu hükümden ettim ki, bu garip sıfatı, bu Müslüman odanın şahsiyeti, itikadı ki, Kanel noğurum bu sekerek, benimce bu garip bu sekerek, desem, yok biz garip mi sekerek, şu hafta biraz yine tartışıp olayım. Şu hafta benim bir ol ismi. İşitildi mi savallığım? Aha, işitildi. Hop, şu, o hadis meşhur hadis. Garip sıfatı şu Müslümanlığa layık buladım şimdi. Garip degeni Özbekçe garip mas da o. Arapça garip o. Ha, Arapça garip. Ha, garip birinci manası adamlarga notaniş ko'ringan, notaniş. Peygamber aleyhissalatu vesselam olib kelganda dinni, shariatni adamlarga talqin qilganlarida, tavhid kalimasini da'vat qilganlarida adamlar hayron bo'lgan. G'alati narsa olib kelyapsanmi deyshgan. Ya'ni biz bu yangilikni, yangi narsani ajib ko'ryapmiz deyshgan. Nima qilamiz bu narsani qabul qilib deyishgan. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari yakkalar, hech kim yo'q, bitta shu kishi aytibdilar. Ortlarida bir dona ayol bor, Hadicha onamiz, yana u kishining quli bor, Zayd ibn Horisa. Bo'ldi, 3 kishi xolos. Bittasi qul, bittasi ayol, bittasi payg'ambar alayhissalom. Odamlarga o'ta g'arib ko'ringan. G'arib degani ajib ko'ringan, ajoyib bir g'alati narsa ko'ringan. Bu birinchi ma'nosi. İkincisi musafir manası var, garip ne? İmam Abu Davud'un sünnenlerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis rivayet kılınken bir cenazını okudular. Okubu gendiğinki ettiler ki tabutke karab leallahu mate garibe dediler. Şayet bu gariplikte vefat etseydi dediler. Uşacaydaki gariplik musafirlik manası be. Musafirlik ham lugavi manada şunaki manası var. Notaniş adam da. Musafirda yürüptü, atrafıda hiç kim onu tanımaydı. Ne karındaşı var, ne yakını dostu var, hiç kim yok musafir, garip. Gariplik. Sahabalar soruşken, gariplikte, musafirlikte vefat etişinin faydası var mı? Fazlı var mı degende Peygamber aleyhisselam, ha, musafirlikte vefat etse, uşa cayge, dafın kılınsa, tuğulgen cayge kadar kabri kengeytirledi degeller. Oşun için musafirde vefat etkenler pul sarplab, haracat kılıp, triglerini kub, haşamat, yani haracge koyup, onu yani cesadını ap gelişke urunmagan yakşı. Oşu cahide imkan kadar kömgen yakşı faydası var. Demek bu cahideki gariplik, musafirlik manasıdır. İslam'ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, ha, bede'el İslamu gariben. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَتُوبَا لِلْغُرَبَى deganlar. İslam gariplik bilan boshlandi. Garip o'sha odamlarga notanish ko'rindi. To'g'ri gapni gapirgan odamga g'alati tikilindi. U kishining gaplarini qabul qilinmadi. Gariplik hech kim uni qo'llab-quvvatlamaydigan. Hech kim uni ya'ni yoqlamaydigan. Hamma o'zining botilida shung'ib yurgan paytlarda boshlandi. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا Ve tez günde yana şu gariplikke kaytadı dediler. O kıyametke yakın boladı. Uşanda nima boladı dese, İslam adamlarge galatı korunadı. Rumal oregen ayollar başkalarge galatı korunadı. Sakal kolgen yigitler başkalarge galatı korunadı. Ha, esistir davrudu gördük bunu. Uşa davrudan kogen bazı fikirlerini kollab kuvvetlediğiler, hadıra bunu galatı koruyup. Şunu ettiler, hak yolda yürüyenler garip görünür. Adamlarga hayran buradı. Sen deydi, tıpkı tüzük adam sen, keyif sapanı kısayın bu miydi mi deydi. Pulin var, imkaniyetin var, hemme şaraitin var. Ne ki sen deydi, namaz okup, buna kadar rozalarını tutup yürüp sen deydi. Garip görünür, galatı buladı adamlarga. Fatuba lil gurebe deyipti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Uşa gariplerge Allah'ın cenneti bulsun. Tuba cennet. Allah'ın barakatı, rahmeti bulsun.
Fatuba lil gurabe. Oşe hamma garib qarasa ham talabi ilimlik qilib yuribsiz. Hamma sizga buni imkoniyati bor, nimaga bunaqa faqat ibodatga Allohni halol haromiga qarab yuribdi desa, ha deb haq yo'lni mahkam ushlasangiz Allohning jannati bo'lsin degan bashoratga kirasiz. Tushunarlimi? Lekin bu joyda yana bir narsa bor. Hamma o'zini men g'aribman, qolganlar menga qarshi degan narsani o'zidan chiqarib yormaslik kerak. Ba'zi odamlar bor, masalan, salafiylik tushunchasini, shi'alik tushunchasini, hizbiylik tushunchasini targ'ib qiladi. Islom İslam ta'limotiga qarshi ahli sunna va jamoaga muxolif bo'ladi. Va o'sha muxolifligi sababli boshiga bir musibat kelsa, ana biz g'aribmiz deb ahli sunnani ayblaydi. Vaholanki ba'zi jamoalar bo'lgan tarixda Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qarshi qilich ko'tarishgan, o'shalarga qarshi Hazrati Ali radhiyallohu anhu keskin choralarni ko'rganlar. Ularga qarshi hattoki jang qilib borgan joyida o'sha Nahravonda bir qanchasini qatl qilganlar. Ana o'shanda xavorijlar bir-birlariga fatuba lil g'uraba deb yurgan. O'sha hadisni o'zlariga talqin qilishgan. Demak, bu masalalarda ham bu hadisni xohlagan odam xohlaganiga talqin qilishiga qo'yib berilmaydi. Hadisni o'zini asl ma'nosi bor. G'ariblik ahli sunna val jamoada mahkam turgan odamlarga aytiladi. Birinchi maslak shu. Ahli sunna val jamoada turasiz, keyin sizga bir imtihonlar kelsa, unda sabr qilasiz, o'shanda g'arib bo'lasiz. Alloh taolo g'ariblarga jannat bo'lsin degan payg'ambar alayhi salatu vasallamning muborak tillari orqali o'sha bashoratga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling. Rahmat.